Çünkü kıyamet alametlerini Peygamber Efendimiz detay detay niçin anlattı? Niçin alimlerimiz, ehl-i sünnet alimleri sayfalarca ahir zaman alametlerine, kitaplarına aldılar? O zaman hiçbir anlamı kalmamış oluyor o kafaya göre, o mantığa göre. Onların çok büyük anlamları var, mesajları var. Ve kıyameti belirlemede önemli bilgidir. Cenab-ı Allah gaybı ben bilirim diyor Cenab-ı Allah. Ama ben gaybı kimseye bildirmeyeceğim demiyor ki Allah ayette. Yani kıyamet de bir gayb bilgisidir ama yani onun hiç kimseye bildirilmeyecek diye bir şey hüküm yok. Yani Cenab-ı Allah isterse bir kuluna gaybı bildirebilir. Yani gayb bilgilerini bildirebilir. Yani yarın ne olacağını biz bilemeyiz, nerede öleceğimizi bilemeyiz. Ama Cenab-ı Allah bildirirse bilebilir. Elçiler, peygamberler bilirler. Onun için Peygamber Efendimiz'e ahir zamanında olacak bütün olayları Cenab-ı Allah bildirmiştir. Mesela Hazreti Mesih'in inişi için Cenab-ı Allah ayette ne diyor? O kıyamet için bir alamettir diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Peki niçin bildiriyor Allah onu? Kıyamet için bir alamettir. Yani hiçbir anlamı yoksa Allah onu öyle söyler mi? Halk arasında bilinir. Mesela bina ve zina artacak, binalar yükselecek. Klasiktir. Hiçbir anlamı yoksa Resulullah bunu niçin söylesin? Mesela dünyanın ömrü 7000 yıl diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 5600 yılı geçmiştir diyor. Evet. Bu boş yere söylemiş bir söz bu. Bir anlamı var bunun. 7000'den 5600'ü çıkarttığımızda 1400 kalır. Demek ki 1400 ile 1500 arasında ümmetin galibane ömrü var. Ama kıyamet tarihi değil bu. Kıyamet ayrı kıyametin tarihi. Yani insanlarda bir imansızlık cereyanı başlayacak. Hicri 1506-1507'lere kadar İslam galibane devam ediyor. Açık galibane. 1506-1507'lerden sonra gittikçe gerilemeye başlıyor. 1543 yılına kadar devam edecek diyor Said Nursi bu gerileme. 1543'ten sonra da tam dinsizlik hakim olacak diyor. 2 yıl kadar tam dinsizliğin hakim olduğu bir dönem olacak diyor. 1545 gibi de diyor Allah'ın izniyle kıyamet kopacak diyor inşallah. Bunu söylerken tabii çok fazla hadise dayandırıyor. Birçok izaha dayandırıyor. Resulullah'ın izahlarına dayandırıyor. Yani mesela kıyamete 1 milyon sene var diyemeyiz ki biz. Veyahut kıyamet şu anda da kopmaz da diyemeyiz. Yani şu an kıyamet kopabilir. Şu an. Yarın da kopabilir. 1545'te de kopabilir. İnşallah. Bu yani değil mi? Evet. Ama bu zanlı galiple bir bilgi. Yani vakti gelince insanlar bunu görecekler. Ama mesela bakın Mehdi'nin zamanını bildiriyor Said Nursi. Doğru çıkıyor. Evet. Hicri 1400'de çıkacak dedi Mehdi. Galibane 30-40 yıllık bir faaliyet olacak diyor. İmani, Kur'an'ı çalışma yapacak. Darinizmi, materyalizmi bitirecek bir faaliyet yapacak diyor. 30-40 senesinin ilk yılları böyledir diyor. Sonra saltanat ve siyaset alemindeki faaliyetleri vardır diyor. Said Nursi'nin dediğinin aynısıyla çıktığını görüyoruz. Mehdi'nin geldiği görülüyor. Yani bütün alametlerden görünüyor. Hadislerdeki alametlerden de açıkça görülüyor. Yani Fırat'ın suyunun kesilmesi, Ramazan ayında 15 gün arayla ay güneş tutulması, Kabe baskını, değil mi? İran-Irak savaşı gibi 150'nin üzerinde alamet zuhur etti. Demek ki doğruymuş. Peki Mehdi'nin gelişini biliyorsa 1971'deki olaylar söylemiş, aynısına çıkmış mı? Çıkmış. 81'i söylemiş, aynısına çıkmış. 28 Şubat'ı bildiriyor. 60 sene öncesinden bildiriyor 28 Şubat'ta olacak olayları. Değil mi? 60-70 sene öncesinden. Evet. Ve aynısının dediği gibi çıkmış mı? Çıkmış. 91, 2001 ne diyorsa çıkmış. 2011, 2021 diğer dedikleri çıkmış. Mezarın yıkılacağını söylemiş, çıkmış. Öleceği tarihi bildirmiş, Rusya'nın yıkılacağını söylüyor dedikleri bütün hepsi çıkmış. Beklerseler onun da doğru olduğunu görecekler. İnşallah. İnşallah hocam. İnşallah. İnşallah.